sanat hayatı galerilerde, sergilerde. 2 Mayı ile birlikte resim sezonu, sanat sezonu başlıyor. Hareketli bir ayın başında Bindallı Sanat Galerisi'ndeyiz. Sabriye Yıldız, geleneksel bakışın, kültür temelinin, kültür coğrafyasının formlarını tuvale yansıtan sanatçı Bindallı'da konuğumuz. İkinci sergi bu. Aynı temayı taşıyan, Anadolu yakasında önemli bir kültür merkezinde açılan sergiden sonra Bindallı Sanat Galerisi'ndeyiz. Merhaba. Merhabalar. Sergiyi izleyicilerimize anlatır mısınız? Temasını, ele alış biçimini, çağdaş bakış ve geleneksel formlar, kültür tarihi içinden biz. Sergimin ismi Anadolu'nun Mitolojik Efsaneleri. Konu olarak çıkış noktam 2010'da başladı. Sonra bu Anadolu'da tanrı ve tanrıçaların, Türk tanrı ve tanrıçaların işlenmediğini gördüm. Ve bu anlamda sergi çıkış noktası ben bunu yapabilirim dedim. Ve geleneksel motifleri kullanarak, araştırmalar yaparak Türk tanrı ve tanrıçalarını araştırdım. Onları yorumlayarak çağdaş bir şekilde geçmişten günümüze tablolarımı aktarmaya çalıştım. Kültür tarihi içinden dedim. Evet, o coğrafya tabii ki köklerinden geliyor bugüne ve yarına dönük bütün bu söylenenler. Hangi duygular içinde izleyici tepkisi aldı birincisinde sanatçımız? İzleyiciler yani şaşırdılar çünkü böyle bir şey beklemiyorlardı ve işlenmemiş bir konu olduğu için özellikle de yani hakikaten hem renkler açısından hem tablodaki çok hikayeler açısından coşkulu bir şekilde etkilendiler. Çünkü bu bizim tarihimizi, kültürümüzü yansıtan çizgilerdi ve bu çizgiler de onları oldukça duygulandırdı diye düşünüyorum. Bu tema devam edecek. Bugün tanık olduğumuz yeni bir davet de var. Buradan sonra başka bir İstanbul'da önemli galeride devam edecek. Kültür tarihi içinden bakmak dedik. Benim sanatım diyerek özetler misiniz bize? Nasıl bir eğitim, nereden gelerek, nasıl bir birikim ve sizi tanısın izleyicilerimiz bu resimler? Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Geleneksel Türk Sanatları bölümünden mezun oldum. Ondan öncesi de var tabii ki benim bu tabloları aktarış biçimim. Köyde doğdum, kentle köy arasında oradaki yaşama biçimim, sonra kente gelişim, kentteki yaşama kültürü. Onların hepsini özdeşleştirdim ve sentez yaptım yani. Kendi mezun olduğum bölüm tesip, minyatür, hat, kalem işi. Ben resimlerime daha çok çağdaş, özgürlükçü ve bağımsız bir şekilde hareket etmek istedim. Tablolarıma da yani kendi Türk toplumumuza katkıda bulunmak amacıyla Türk tarihini, Türk tarihçesini ve mitolojik tanrı ve tanrıçalarını anlatmak istedim. Ve buradan kültürümüze bir katkımız olsun dedim en azından. Çünkü insanlar kendi kültürünü öğrenmezlerse tarihine sahip çıkmazlar. Tarihine sahip çıkmayan insanlar da toplumlar da Atatürk'ün dediği gibi yok olmaya maruzdur yani. Bu sanatçı sorumluluğu, evet yalnızca renkle boyayan, yalnızca o düzgün formu çizen değil, bir düşünceyi de ortaya koyan sanatçı. Yaşadığımız özel tarihte, yaşadığımız coğrafyada kültürel köklerin önemini de vurguluyorsunuz. Evet, yani burada baktığımızda Anadolu'da Türk tarihinin unutulduğunu gördük. Mesela Dede Korkut hikayelerinde dinlemişizdir. Oğuz Kağan hikayeleri, Tepegöz. Daha sonra çocukluğumuzda duyduğumuz büyüklerimizden Alk Arısı, yani Gökkurt, Sigun Geyik, birçok 40 tanrı ve tanrıçalar var. 18'i kadın, 20'si erkek, dişi ve erkek olarak Gökkurt ve Sigun Geyik'i görüyoruz. Ben bunları araştırdım, irdeledim, okudum. Kendimce resmettim. Tabii ki bundan sonrası da tarihçilere düşüyor. Aydınlanma süreci içerisinde Türk tarihini daha ileri seviyeye nasıl götürebiliriz? Mustafa Kemal Atatürk bu konuda çok güzel araştırmalar yapmış, bunun öncüsü olmuş. Fakat Atatürk'ün ölümünden sonra Türk tarihine pek sahip çıkamamış ve bugün gelinen noktada da
yalnızlaştırdıysak, ötekileştirdiysek, yani bu anlamda olmuştur diye düşünüyorum. Tabloların yanında her bir tabloyla ilgili düşünceleriniz de var. Evet. İzleyiciyi tamamlayacak, değil mi? Sanat bir yandan da öğrenilen, o müzik dinledikçe gelişen, halk türküsü çoğalan, çok sesli müzik izleyiciyle, dinleyiciyle aynı zamanda kendini biriktirmesiyle. Sanatın da sizden yansıyanı bu. Biraz hazırlık da istiyor, yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Görev de veriyorsunuz. Hem insanları düşündürmeye davet ediyorum. Sormaya, sorgulamaya, irdelemeye. Çünkü sadece resim, hani baktım evet burada bir şeyleri gördüm değil. O resmin içerisinden bir şeyler almalı, beslenmeli ve o beslendiği kültüre de sahip çıkmalı. Yani sorumlulukları yerine getirmeli. Şu anda da bize sorumluluklar fazlasıyla düşüyor. Bunu üzerimize getirdiysek, bu görevi tamamlamadığımı düşünüyorum henüz. Devam ettirirsem, yani türküsü izleyicisine, kitlesine tanıtırsak bu Türk tarihini, belki kitaplarda çocukların görsel olarak görmeleri gerekiyor. Bu şekilde Türk kimliğine de sahip çıkacaklarına inanıyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bindallı Sanat Evi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu sergiyi burada açtıkları için, bana destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan tabii ki daha önceki sergim Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeydi. Maltepe Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Sergiler sunuyorum. Bundan sonraki sergim Zafer Bey'in müjdesini verdim. Bakırköy Belediyesi, Bülent Kerimoğlu az önce ziyaretlerde bulunmuşlardı. Kendilerini bu sergiyi oraya taşımak istediklerini belirttiler. Buradan da yine kendilerine teşekkür ediyorum ayrıca. Çok sağ olun. Peyzaj kontrolü, parklar, işte falan şu Hazreler Derneği'nin güzel bir çalışması, sevgisi münasebetiyle buradayız. Hepinize öncelikle sevgiler, saygılar sunuyorum. Tebrik ediyorum bu gayreti. Hazreler Derneği'nin başkanı Oktay Bey'i tebrik ediyorum. Yalçın Bey, bu işin organizasyonunu yaptığı için teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yine Güneş Sigortamızın Sayın Genel Müdürünü ve ekibini tebrik ediyorum. Ve en çok da sanatçılarımızı burada tebrik ediyorum. Çok güzel bir sergi olmuş. Türkiye'nin değişik yörelerinde usta sanatçıların eserleri burada sergilenmiş. Bir amaç, birinci amaç belki yardım toplamak gibi görünse de asıl amaç şehit ve şehit yakın ve gazilerimizle sürekli yılın bütün aylarında, bütün günlerinde irtibat kurmak, onlarla hemhal olmak konulu bir sergi. Amacı bu. İnşallah toplum olarak zaten biz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Devlet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz ama zaman zaman bir araya gelme noktasında belki eksiklikler oluyor. Bu tür meselelerle de bu eksikliği en azından azaltmış oluruz. Belki tamamen kaldıramasak da ortada. Bu eksikliği bir nebze olsun asgariye düşürmüş olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederken bu ülke için, bu vatan için, bu bayrak için canını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Özellikle terörle mücadelede şehit olan şehitlerimize ve 15 Temmuz'da yitirdiğimiz o milli iradenin, demokrasinin, devletin bekasının uğrunda şehit olan aziz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve gazilerimize uzun ömürler, sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Her zaman yanlarında ve yakınlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hepinize tekrar katıldığınız için ve emek verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz burada bugün Paris sergilerimizin Türkiye'de yani katılan sanatçılarını basına tanıtmak ve birbirleriyle kaynaştırmak adına toplanmış bulunmaktayız. Bu etkinlikte
Ben Les Hommes de la Méditerranée sergilerinin küratörü olarak Türkiye'den toplam 124 sanatçı götürüyorum Paris'e. Aynı şekilde Yunanistan'dan da bu oranda katılan sanatçılar olacak. Bu bir karma sergidir. Türk-Yunan dostluğu adına yaptığımız karma bir sergide 17 Ekim'den 13 Kasım'a kadar Paris'te 4 sergi düzenleyeceğiz. Burada çok değerli sanatçılarımız var. Bilhassa katılımcı üniversitelerimizin dekanları var. Onlarla da birlikte olmaktan çok büyük onur duyuyoruz. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugün burada bulunmamızın sebebi Sayın Ece Arman tarafından bize lütfedilen bir sergiye katılım amacına toplanmış bulunuyoruz. Ve bundan Sayın Ece Arman'ın düzenlediği Akdeniz İnsanları sergisinin Paris'te 17 Ekim'de yer almasından ve bu açılışa katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eşim Aydın Erkmen'le birlikte bu sergiye katılıyoruz. Likya'nın efsanesini ben resimlemiş bulunuyorum. Likya efsanesi de ölümsüzlüğü olan bir feniks kuşunu simgelemektedir. Ve kadınların ruhunun güvercinlere geçtiğini anlatmaktadır. Sergide bu eserimle yer alacağım. Eşim de tüm Akdeniz efsanelerini içeren Homeros destanlarını ve bunun gibi önemli destanları içeren bir tasarımla ve bir eserle katılacaktır. Sayın Ece Arman'a bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Türk sanatçılarını, büyük bir camia, heykeltıraşları, ressamları, tasarımcıları, ülkenin dışında Türkiye'yi temsil etmek gibi bir amaçla bu sergiyi açmasını büyük bir takdirle karşılıyoruz ve kendisine minnetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Nilgün Miller. Bilindiği üzere bu La Capitale'de yapılan sergi Türk-Yunan dostluğu adına yapılan bir sergi. Dolayısıyla burada yer almaktan dolayı epey mutluyum. Aşırı heyecanlıyım. Bir de izin olursa biraz gururluyum. Sanırım buradaki herkes de benim gibi düşünüyor. Teşekkür ederim. Ben Sabah Sakarya. 17 Ekim 23 Ekim tarihleri arasında La Capitale sergisi salonunda yapılacak olan sergiye katılıyorum. Ahşap çalışıyorum. Geri dönüşüm projesi yapıyorum. Atık ahşapların üzerine dekoratif çalışmalar yapıyorum. Ve burada bu sebeple toplandık. Bu organizasyonun içerisinde yer aldığım için çok memnunum. Dostluk ve barış adına yapılmış bir organizasyon ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Cahide Topaloğlu. Öncelikle burada bulunmaktan mutluyum. Atölyem ve kendim adıma bu organizasyonu yapan Ece Hanım, Nergis Hanım ve Arman Bey'e çok teşekkürler ediyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Heyecanlıyız. Ben 31 Ekim'de atölyemle beraber Paris Columbia Galeri'de atölyemle beraber bir sergi açacağız. Akdeniz Kadınları adı altında. Ve sonrasında da 7 Kasım'da ben ve birçok arkadaşım bir sergi daha olacak. Bu ikisi de Türkiye için bence güzel olacak. Paris'te biz varız, biz buradayız diyeceğiz. İnşallah güzel bir ilgi görürüz. Güzel olur. Her şey iyi olacağına inanıyorum ve teşekkür ediyorum. Merhaba, benim ismim Dinçer Güngörür. 17-23 Ekim tarihleri arasında Paris'te Capitale Galeri'de düzenlenecek olan Akdeniz İnsanları adlı serginin katılımcılarından bir tanesiyim. Bu sergiye heykellerim de dahil oluyor. Şu anda düzenlenecek olan bu serginin tanıtım toplantısında diğer sanatçı dostlarımızla birlikteyim. Bu sergiye dahil olmak beni çok çok mutlu ediyor. Umarım hepimiz adına başarılı olur. Teşekkürler. Burada Paris sergimiz için toplandık. Son derece güzel bir atmosferdeyiz şu anda.
Akdeniz insanlarının Paris sergisi bu sene çok yoğun ilgi gördü. Aslında tek olması planlanıyordu fakat yoğun ilgi dolayısıyla 4 ayrı sergi oluşturuldu. Onlardan ilkine katılacağım. Suyun dansı temalı iki resmimle. Çok mutluyum bu grupta olduğum için. İkinci Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali 6-9 Ekim 2016 Şunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Finalist film yönetmenlerinin çok büyük bölümü aramızda. Ben öncelikle bunlara bir alkış istiyorum. Öyle güzel eserlerle geldiler ki bize, bizim ön jürimize, ana jürimize, yani artık birbirlerine girecek kadar böyle artık bu boyutta güzel filmler çekmişler. Ben öncelikle takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Şimdi biz diyeceğiz, şu da söylenebilir. Ülkenin bu içinde bulunduğu durumda ne ya? Nedir bu festival? Geçen yıl biz bu festivali yapamadık. Terör olaylarından dolayı. Terörün her şekli çok çok kötü. Öyle karanlık bir dönemde geçiyoruz ki biz. Ancak inadına sanat olması gerekiyor. İnadına bilim olması gerekiyor. Bilimin, sanatın hüküm sürdüğü ülkelere baktığımız zaman ne savaş, ne kan, hiçbir şey maalesef yok. Fakat sanatın yasaklanmış olduğu ülkelere baktığımız zaman tam tersini görüyorsunuz. Savaşlar, kanlar, acılar. Bunun için de terör ne kadar olursa olsun inadına sanat dememiz gerekiyor. İnadına sinema dememiz gerekiyor. Bu yıl biz festivalimizi merhum, yani bunu söylendiği zaman ben gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Şu anda aramızda olacaktı. Tarık Akan'a atfettik. Sinema sanatı
yaşadığı sürece Tarık Akan'ın o ışığı hiçbir zaman sönmeyecek. Peki bu festivali kimler yapıyor? Marmaris'te birkaç kişiyle başladık. 4 yıl öncesinden başlıyor Marmaris Sanat. Birkaç tane çılgın insan. Bu büyümeye başladı. İnanmadılar. Olmaz. Marmaris'te mi? Asla. Neden? Marmaris her haliyle en güzel şeyleri hak ediyor. Sanatla neden öne çıkmasın? Tarihiyle. Birçok sadece kum, deniz, güneş anlamında olmamalı. Öyle güzel bir özellikleri var ki ben hatta genç sinemacı arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Marmaris'i lütfen bir tanıyın. Bizimle bağınızı koparmayın. Marmaris'teki endemik türlerden tutun, tarihini, birçok şeyini çok ön plana çıkarabileceğiniz, hatta feyiz alabileceğiniz o kadar değerli şeyler var ki. Lütfen buna dikkat edin. İlk yılda festivalin bir takım aksaklıklarımız oldu. Tabii ki gençlik, yani ilk yılımız. Hala genciz, bu ikinci yılımız. Yine aksaklıklarımız olabilecek. Ancak ilk yıldaki niyetimiz görüldü. İlk yılın katılımıyla bu yılın katılımı arasında uçurum var arkadaşlar. Yani demek ki güzel bir yoldayız biz. Evet. İyi bir yoldayız. Yani bu sloganı boşu boşuna söylemedik. Bu festival Marmaris'in, Marmaris hepimizin. Bize şöyle bilgiler geliyor. Lütfen basın bunu dikkat ederse ben çok çok mutlu olurum. Bu festivaldeki 4 gün sürecek festivallerin hiçbir etkinlik ücreti yoktur. Tüm film gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, çok değerli duayenler aramızda. Bunu Marmaris halkına ben duyurmak istiyorum. Basın mensuplarından ben bunu özellikle rica ediyorum. Dünyanın birçok yerinden gelmiş olan o kadar değerli filmler var ki, o kadar güzel filmler var ki, öyle cesur filmler var ki, ayağınıza böyle değerli filmler gelmiş. Lütfen bu filmleri izleyin. Bu koşulu, bu imkanı kolay kolay gerçekten Marmaris'te bulamayabilirsiniz. Ama her yıl olacak. Siz ne kadar bu salonları doldurursanız, ne kadar çok ilgi olursa biz o kadar mutlu olacağız. Festivalimiz de böylelikle güçlenecek. Söylemeden ben edemeyeceğim. Bizim maalesef ödül olarak parasal bir ödülümüz yok. Marmaris Sanat bir avuç, dediğim gibi gönüllü insanlarla, asla para almayan, aynı yardımlarla, şu anda buradaki bütün konsepti oluşturan bizim festival ekibindeki tüm emekçilere ben sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle de Nessel Marina, iyi ki var, bizim sonuna kadar arkamızda oldu, çok ciddi anlamda bize destek verdi. Ben o yüzden de sonsuz teşekkür ediyorum. Ben gerçekten Nessel Marina'ya bir alkış rica edeceğim. İmkansız diye bir şey yok. İnsan inandığı sürece, yaptığı işe inandığı sürece gerçekten o imkansızlıkları aşıyor. Sizin önünüze ne kadar engel çıkarsa çıksın, ne kadar neler yapılıyorsa yapılsın, ancak inandığınız sürece gerçekten yapılıyor. Marmaris Sanat gerçekten koskoca bir topluluk oldu. İmkansız denilen şeyi başardı. Ben bir de Marmaris Sanat ekibini ben bir alkış rica etsem, çok mu alkış aldım bilmiyorum ama hani hatırlarsınız, belki çok genç arkadaşlar belki bilmeyebilir ama yani daha doğrusu ilk oyunculuğa o şekilde adım attı. Ben bildiğimi söyleme. Biliyorum. Biliyorum. Ancak yani şunu söyleyeceğim. Biraz önceki aslında es geçtim ben. Biz parasal ödül veremiyoruz ama öyle güzel bir ödül veriyoruz ki. Öyle güzel bir ödül veriyoruz. Bu ödül el yapımı, bir seramik sanatçısı, ruhu güzel, özü güzel, kendisi güzel bir arkadaşımız tarafından tek tek elle yapıldı. Her biri gerçek anlamda bir cevher. Çiğdem İrtan. Efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Şeref Bey ödülü kazanacak olan yarışmacılarımıza para ödülü veremeyeceğini söyledi. Çünkü o bütün parayı bana verdi. Çok özür dilerim. Ben de onunla. Şaka bir tarafa, biz bu ödül heykelciğini nasıl tasarlayalım derken
Hemen burnumuzun dibinde Hemitya adında bir yarı tanrıçanın yaşadığını öğrendik. Üstelik de şifa tanrıçasıydı bu. Tabii Marmaris'in de bu kadar güzel olmasının sebebi zannediyorum o yarı tanrıçadan kaynaklanıyor. Yüce Rabbim affeder beni bunu söylediğim için. Bu bir hikaye, bu bir öykü. Oradan yola çıktım ve 2 yıldır bunu tasarladım. Ancak bu sene hadi bakalım ödül heykelciyi denince bunların hepsinin elde yapılması gerekti ve tek tek. Takdir edersiniz ki ben bunu tek tek o 12 tanesini başaramadım ama çok sevgili dostlarım bana yardımcı oldular. Kısa film denildiği zaman sanki amatör işi. Sadece öğrenciler bu işi yapar gibi. Hayır efendim. 7. sanat kısa filmdir. Kısa filmle başlamıştır. Kısa filmcileri de sonuna kadar bu anlamda arkasında, Marmaris Sanat olarak biz arkasındayız. Şimdi ben toparlamam gerekirse yine Tarık Akan diyeceğim. Yine Ses Dergisi'ndeki çok değerli jüri diyeceğim. Zaten herkes kapış kapış etrafında toplandı. Akademisyen, sanatçı, sinema emekçisi Edison'u sahneye davet etmek istiyorum. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hakikaten bu müstesna gecede birlikte bulunuyor olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu vesileyle değerli Şeref Başkanımı, Kader Birliği yaptığı bütün arkadaşlarını teşekkürlerimle selamlıyorum, şükranlarımı ifade ediyorum. Olağanüstü güzel bir gece. Sanat, Schopenhauer'un dediği gibi hayatın çölünde bağrı yananlar için bir bahadır. Büyük Atatürk'ümüzün sözü, medeniyet şaikasının merdiveni sanattır. Aynı zamanda benim idolüm olan Charles Darwin diyor ki, sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçarlar ve özgür olurlar. Onun için sanat çok önemlidir. Bu vesileyle bu güzel geceyi ve organizasyonu tertip eden size minnet işlerimi ifade ediyorum. Koşa koşa geldim. Çok yoğunum. Yarın akşam döneceğim ama sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sevgili Tarık ama kapandı ama o gönlümüzde, kalbimizde. 1970'li yılların başında Ses Mecmuası'nda jüride ben de bulunmaktaydım. Güzel hanımlar, beyler, hoş insanlarla birlikteydik. Tarık benden de uzun. Ben 1.87'yim, o zannediyorum 1.90-1.92. Baktım uzun boylu, yakışıklı bir delikanlı. Yanında da bir yakışıklı daha var. O da pek ismi, yani bu vesileyle geçmemiş olmasına rağmen söyleyeyim, Aytaç Arma. O da o yarışmadaydı. İkisi de sinemaya girdi. Çok değerli çalışmalar yaptılar. Özellikle her ikisi de değişik konularda çok başarılı oldular. Ama artık yani 60'lı yaşlar o kadar geç bir yaş olarak kabul edilmemektedir. Ben 70'i çoktan geçtim. 67'nin tam tersiyim ben. 76. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir şeyim yok. Velhasıl üzüldük tabii. Çok üzüldük. Ama sanatçıya gösterilen saygının, muhabbetin orada ne şekilde filizlendiğini birlikte hissettik. 1909 çok uzatmayacağım, hemen size mikrofonu uzatın bırakıyorum, bağışlayın. Uzatın. 1990'lı yılların başında sinemada Kader Birliği yaptığım Hulusi Kentmen'i kaybetmiştik. Naaşını motorla Üsküdar'a taşıdık. Üsküdar'dan Korteş, Doğancılar'dan Karacaahmet'e gidiyoruz. Bakın, sanatçıya gösterilen sevgiye bakın. Şimdi taşıyoruz. Arabalar, taksiler duruyor. Taksilerin içinde müşteriler var. Adam iniyor, şoför. Tabutu saygıyla hazır ol durumunda selamlıyor. Aynı şekilde Tarık'ta da olağanüstüydü. Teşvikiye Camii'nde yollar tamamen kapalıydı.
Şoföre dedim ki arabamı almıyorum çünkü park edecek yer yok. Taksiyle Ihlamur'dan dön gel dedim. Bir yerde beni bıraktı. Zar zor arka kapıdan girdim. Nasıl bir kalabalık. Ha, bu büyük bir sevgi. Sanata, sanatçıya duyulan büyük bir saygı, muhabbet. Ama çok genç yaşta kaybettik. Ama sizi tekrar teşekkürlerimle kucaklıyorum. Yani böyle bir sanatçıya ithaf etmiş olmanız bu gecemizi, bu güzel organizasyonu her türlü takdirin fevkindedir. Sevgilerimi tekrar size sunuyorum ve bu güzel etkinliklerin gelecek senelerde de en iyi şekilde devamını diliyorum. Hepinize saygılar, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Güzel günler.